gündeme getirebilir. Size katılıyorum. Şunu soracağım. Dolar yükseliyor. Şimdi 26 lirayı da geçerek güne başladık. Dolarla daha doğrusu kurların hareketiyle ilgili beklentinizi de soracağım ama asıl sormak istediğim kurlar böyle yükselirken şimdi borsa giderek de deyim yerindeyse ucuzlamaya devam ediyor. Böyle bir durumda dolarla birlikte ya da yükselen dövizle birlikte borsanın da yükselmesini bekler misiniz? Tabii Hakan Bey, aslında çok güzel iki soru sordunuz. İlk soru, ki piyasanın en çok merak ettiği şey, kurlar daha nereye kadar yükselebilir? Şöyle söyleyeyim, yani seçim bittiğinden bu yana, 29 Mayıs'tan bu yana kurlarda %30.3'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdilik 26 TL bandında dengelenen bir kur var. Bana kalırsa şimdi bu bahsettiğim 29 Mayıs'tan bu yana kurun teknik olarak kalıbına baktığımızda aslında belirli bir süre ilk olarak bir yükselme hata göstermiş, sonra bir durgunlaşmış, yeniden yükselme hata gösterip yeniden durgunlaşan bir kur var. Yani dur git dur modelini gösteren bir kalıp var. Şimdi dolayısıyla şunu görüyoruz, kontrollü bir yükseliş var. Şimdi neye bakacağız? Bundan sonra yükseliş gelir mi gelmez mi? Mesela teknik olarak şöyle söyleyeyim, şu anki hedef 28.6. Haliyle yakın vadede eğer ihtiyaç duyuluyorsa çok kısa vadede bu 28.6 dediğimiz 29'lara varan hatta 30'lara varan yükseliş görme ihtimalimiz var. Peki ihtiyaç duyulmadan kastım ne? Yabancı yatırımcının yeterli düzeyde girip girmemesi. Dolayısıyla eğer yabancı yatırımcı bu kurs seviyesine girme için yeterli görmüyorsa yine ne yapacaktır? Kontrollü bir şekilde, yine hızlı bir şekilde yeni ekonomi yönetimi kurlarda yükselişe izin verecektir. Ama eğer yabancı yatırımcı girişi belirli düzeyde, tatmin edici düzeyde ise bu 28-29'lara doğru gidiş bir miktar daha yavaş olabilir. Dolayısıyla burada bana kalırsa ilk kriter yabancıyı bu kur seviyesine kadar memnun ediyor veya etmiyor. Buna göre bence yeni ekonomi yönetimi bu gidişatı bir miktar daha yatay tutacak ya da hızlı bir daha önce gördüğümüz gibi bir atakla bu 28-29'lara gelen süreci görebiliriz. Tabii bu 29 üstünde yeni hedef 32 bölgesi oluyor. Oralara ihtiyaç olur mu? Elbette bu ayrı bir soru olacak. Çünkü belirli bir düzeyde evet kurun yükseliyor olması yabancıyı ikna edecek ama öte taraftan da makroekonomik dengede de dengelerde de bir takım sıkıntılar da yaratabilir. Şimdi borsa meselesine geldiğimizde elbette yani döviz bazlı borsa grafiğine baktığınızda aslında düşüş trendinin devam ettiğini görüyorsunuz. 221 dolarlarda hatta 215 dolar altında sarkma çok güçlü hızlı düşüş trendini yeniden başlatacaktır. Yani sene başından bu yana kurda %39'luk artış varken borsa İstanbul'da %4,5'luk artış var. Yani kurdaki artışın borsadaki artışın çok üstünde olması dolar bazlı baktığınızda aslında borsada bir kayıp olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şunu çok net söyleyeyim, yılın ikinci yarısında borsada bizi ne bekliyor? Evet, kurun artıyor olması olumlu etkileyecektir. Ve bundan sonraki sürede alınan faiz kararına da baktığımızda enflasyonda da artış çok daha güçlü bir şekilde masada olacak ve sene sonu %45-%50 arası bir enflasyon bizi bekliyor olacak. Haliyle enflasyon da destekleyecek. Fakat gerek enflasyon gerekse kurlardaki artış kaynaklı olarak borsada 2022'de gördüğümüz çok güçlü yükselişi beklememek gerekir. Bu anlamda borsanın kur her ne kadar artıyorsa da bu artış belirli noktada sınırlı kalacaktır. Bu anlamda borsada son dönemde seçim sonrası satın alınan hikaye ne kadar masada olacak? Borsadaki reel anlamda gerçek yükselişi bence bu belirleyecek. Yani yeni ekonomi yönetimi piyasayı ne kadar tatmin edebilecek? Belirsizlik ne kadar ortadan kalkacak? Güven ortamı ne kadar oluşacak? Piyasa bunlara bakacaktır. Eğer yeni ekonomi yönetiminden piyasayı memnun eden bir adım göremezsek, enflasyondaki artış veya kurdaki artış kaynaklı olarak reel olarak borsadan da çok büyük getiri beklememek gerekir. Neden? Çünkü 2022'ye göre borsanın alternatifleri oldukça güçlü. Örneğin güçlü bir altın getirisi olacak. İşte dolardaki artış anlaşılan ki bir miktar daha o bizim beklediğimiz 26 seviyelerin üzerinde olma ihtimali güçlü gibi görünüyor. Bunun yanı sıra yine dünyada başta Amerikan borsaları olmak üzere tüm agresif FED fiyatlamalarına rağmen düzeltme sürecine girmeyen ve yükseliş isteğinde olan ve bizim borsamıza alternatif yaratan bir yatırım aracı olarak karşımıza geliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda yeni ekonomi yönetiminden güçlü piyasayı tatmin eden adımlar, ekonomi politikaları gelmediği sürece borsada reel anlamda olumlu bir seyirde beklememek gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim.